başlamadan önce çok enteresan gelebilecek, iki dakika geçmeyecek bir gazete küpürü okuyorum. Dünya direnenlerin ve direnemeyenlerin, kabul edenlerin ve edemeyenlerin sayısız hikayeleriyle dolu. Sizlerle bu köşede çeşitli hikayeleri paylaşıyoruz. Ve beğendiğiniz hikayeler, kendi hikayeniz ya da çevrenizde yaşanmış olan hikayelerle sizi de bekliyoruz. Böyle bir makale yeri var. Çok meşgulüm, çok. Hep yapacak bir şeylerim, yetişecek yerlerim var. Çok meşgul. Hep aklımdasın ama bir türlü arayamıyorum. Bir ara görüşsek ne iyi olur aslında. Çok meşgulüm. Bu hafta sonu çocuğumla ya da yeğenimle birlikte olsam ne iyi olur aslında. Sadece o ve ben bir şeyler yapsak, ama görmem gereken o kadar insan ve yapmam gereken o kadar şey var ki. Çok meşgulüm. Bana ihtiyacı var, biliyorum. Bir el versem, yardım etsem bu döneminde. Ama ben de yetişemiyorum ki hiçbir şeye. Çok meşgulüm. Bu hafta sonu sadece kendimle olsam, güzel bir kahvaltı yapsam, yürüyüşe çıksam, elimde kumanda uzanıp kanalları değiştirsem, gazeteleri okusam, sevdiğim şeyleri yapsam, özledim kendimle kalmayı yahu. Bu ve benzeri cümleler belki her gün geçiyor aklımızdan. Hepsini bir arada yapamıyoruz. Belki hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Kendimizi kaptırmış gidiyoruz hayatın akışına. Önemli ya da önemsiz. Bizi meşgul eden o kadar şey var ki, bazen bunların arasında kaybolup gittiğimizi fark edemiyoruz bile. Fark ettiğimizde şu işimi de bitireyim ondan sonra diye erteliyoruz. Hadi bu sefer ertelemeyin. Uzun süredir ertelediğiniz aramaları yapın. Sesinizi duyurun sevdiklerinize. Hayat geçiyor ve sizin elinizde bir kavanoz misketiniz var. Rastgele dağıtmayın lütfen onları. Genç adam yoğun iş temposundan iyice bunalmıştı. Vakit akşama yaklaşıyordu. Ama mesai kavramına çok yabancı olduğu için evine ne zaman gideceği belli değildi. Başını iki elinin arasına aldı, gözlerini sıkıca kapadı, çok para kazanıyordu. Yöneticiydi. Birçok insanın imrenerek baktığı bir konumdaydı. Ama yaşadığı hayatı hayat olarak görmüyordu. Bu ne biçim hayat böyle diye söyledi kendi kendine. Hafta sonlarına dahi evine gidemiyordu. Toplantılar, iş seyahatleri, yazışmalar ve koşturmacasıyla geçen bir hayat. Ailesine, çocuklarına vakit ayıramıyordu. Pek çok yakın dostun adını dahi unutmuştu. Bu karamsarlık içinde kıvranırken birden çekmecesindeki küçük radyosu aklına geldi. Radyoyu açtı. Yayınlanan müzik parçasıyla biraz rahatladığını hissetti. Müziğin ardından yaşlı bir adamın konuşmasıyla gayri ihtiyari radyoyu kapatmak istedi. Ama birden durdu. İlginç bir teoriden bahsedeceğini söylüyordu yaşlı adam. Bin misket teorisini anlatacaktı. Merakla dinlemeye başladı. Bir gün oturdum ve biraz aritmetik yaptım. Ortalama bir kişinin 75 yaşına kadar yaşadığını varsayalım. Biliyorum bazıları daha çok, bazıları daha az yaşar. Ama biz 75 sene yaşadığını düşünelim. Bir yılda 52 hafta olduğu için 75'i 52 ile çarptım ve ortalama ömre sahip bir insanın tüm hayatında yaşayacağı cumartesi sabahı sayısı olarak 3900 rakamına ulaştım. Şimdi beni iyi dinle. En önemli kısmına geliyorum. Bütün bunları ayrıntılı olarak düşünmeye 55 yaşında başlamıştım. Yaptığım hesaba göre bu yaşa kadar 2180 üzerinde cumartesi yaşamıştım. Ve eğer 75 yaşına kadar yaşarsam yaşayacağım cumartesi sayısı sadece 1000 adet olacaktı. Bir oyuncak dükkanına gittim ve dükkanda bulunan tüm misketleri aldım. 1000 adet misketi bir araya getirmek için 3 tane daha oyuncakçı dükkanını ziyaret ettim. Bunları eve getirdim ve atölyedeki radyomun yanında duran büyük, seffah bir kavanozun içine hepsini doldurdum. O günden sonra her cumartesi kavanozlardan bir tane misket aldım. Misketlerin azaldığını gördükçe hayatımdaki önemli şeyleri daha fazla düşünmeye başlamıştım. Anladım ki dünyadaki zamanımın akıp gittiğini seyretmek kadar
önceliklerimi düzene koymama hiçbir şey yardım edemez. Yaşlı adamın anlattıkları öylesine etkiliydi ki genç iş adamı adeta dünyadan kopmuş, radyoya kilitlenmişti. Yaşlı adam şu cümlelerle konuşmasını tamamladı. Programı kapatmadan önce şimdi size son bir şey daha anlatacağım. Bu sabah kavanozun içindeki son misketi de aldım. Eğer önümüzdeki cumartesiye kadar yaşarsam bana biraz daha zaman verilmiş olacak. Unutmayın, hepinizin kullanabileceği en önemli şey biraz daha falan zamandır. Biraz daha fazla zamandır. Evet, şimdi bunu niye söylüyorum? Hepimizin gerçekten çok yoğun temposu var. Özellikle antrenör işi çok zor. Ailemize, sevdiklerimize zaman ayırmamız gerçekten biraz zor ama bence bu yazıdan sonra ne yapıp edelim? Az bir zaman daha olsa o sevdiklerimize, o insanlarımıza zaman ayıralım ve önceliklerimizi lütfen sıraya sokalım. Şimdi bu girişten sonra Sayın Halil İbrahim Oktay Beyefendi'yi antrenör adına bir konuşma yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli teknik komite, saygıdeğer antrenör arkadaşlarım. Önce çok geniş kapsamlı olan böyle bir seminerin organize edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve antrenör arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu seminer sayesinde antrenörler arasındaki kopukluk bir nebze olsun giderildi. Akademisyen ve antrenör arkadaşlarımızın fikir alışverişinde bulunmanın güreşimiz adına büyük bir kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki güreşimizin birçok sorunu bulunmaktadır. Burada eğitim konusunda birçok bilgiler edinildi ve aydınlatmalar yapıldı. Yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü öğrenmenin sınırı yoktur. Çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Biz antrenörlerin yani bu işin uygulayıcılarının en çok ihtiyacı olduğu konu ise uygulamaların en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli imkan ve ortamın hazırlanması çok daha büyük önem arz etmektedir. Ne kadar bilgi olursanız olun, uygulamalarını bulamazsanız o bilginin hiçbir faydası olmayacağı kanaatindeyim. Bunun için bir takım çözümler üretmek zorundayız. Güreşçi kulüpte yetişir. Milli takım kampları ise sadece tuşların yapıldığı ve form tutma yeridir. Güreşçi kamp hazırlıklı göndermezseniz yeterli verim elde etmeniz mümkün değildir. Güreşçi kulüp yetişeceğine göre asıl iş kulüp antrenörlerine düşmektedir. Bu noktada kulüp antrenörlerine önerim, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun kendimizi zorlayarak büyük özveride bulunmalıyız ve işimizi severek yapmalıyız. Bulunduğumuz müessese ve kulüplerde sadece kendimizi değil, bizden sonra gelecek nesilleri de düşünmek mecburiyetindeyiz. Mevcut şartları bizden sonra gelecek nesillere bırakmadığımız takdirde güreşe hizmet kesintiye uğrayacaktır. Bu durum ise güreşimizin zarına olacaktır. Bunun için bulunduğumuz müessese ve kulüplerde hal ve hareketlerimizle, davranış biçimlerimizle güreşe karşı sempati yaratmak zorundayız. Biz antrenörlerin yöneticilerden beklediğimiz şampiyonlara duyulan saygının ve sevginin eğitimcilerde duyulmasıdır. Altyapıda çalışarak belirli bir seviye getirdiğimiz sporcular için istihdam alanlarının çoğaltılması hususunda projeler üretilerek yeni istihdam alanlarının çoğaltılması çok büyük önem arz etmektedir. Bu hususta güreş özel sektöre sokmanın yolları aranmalı, illerde özel idarelerin imkanlarından, gençlik ve spor ilimlilikleri kulüplerinden, belirli meslek kuruluşu ve vakıflardan, profesyonel spor kulüplerinden, orta ve yüksek öğretim kurumlarından, polis kolejleri ve asker okullardan güreş sporuna ne şekilde katkılar sağlanabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca geniş kapsamlı bir ödül yönetmeliğinin yeniden uygulanmaya konulması teşvik bakımından çok büyük faydalı olacağı inancındayım. Antrenör seminerlerinin
antrenman, bilim ve uygulama alanında iller bazında yapılması, bu tür büyük seminerlere iştirak edemeyen bölgelerdeki antrenörlerin gelişimi için faydalı olacağı düşüncesindeyim. Mevcut kulüplerin onur edilmesi, o kulüplerin daha fazla imkan sağlamalarına sebep olacaktır. Özellikle şu anda aktif olarak güreş hizmet eden kulüplerin sık sık ziyaret edilmesi ve onların bir takım imkanlarla ödüllendirilmesi, onur edilmesi, orada çalışan arkadaşlarımıza çalışma zemini bakımından çok bir fayda sağlayacaktır. Değerli antrenör arkadaşlarım, doğruyu öğrenip doğruyu öğretelim. Yanlışı sonradan düzeltmek çok zor. Yanlış bilmektense bilmemek çok daha iyidir. Ben arkadaşlarım, sözlerime küçük bir kıssayla son vermek istiyorum. Karınca bir gün heyecanla nefes nefese yolda giderken soruyorlar, karınca kardeş nereye gidiyorsun? Karınca cevap veriyor, Hicaz'a gidiyorum diye. Bunun üzerine gülüyorlar, ya sen bu haline nasıl gideceksin Hicaz'a diye. Karınca aynen şu cevabı veriyor, gidemezsem de bu yolda ölürüm ya. Genç antrenör arkadaşlarım, en az karınca kadar heyecanlı ve idealist olarım. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Bu organizasyonun düzenlenmesinde çok büyük emekleri olan hem teknik kurulu hem eğitim kurulu adına organizasyon koordinatörü Sayın Muhammed Bodur Beyefendi, buyurun. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 5 gündür bilgi alışverişinde bulunduk. Bu hem teorik yönden hem uygulama yönünden bildiğiniz gibi benim tespit etmek istediğim iki şey var. Teori konusunda başka branşlara kıskandıracak kadar bir bilgi düzeyinin olduğuna tanık oldum. Deneyim konusunda ise yani uygulamada gerçekten hazine sayılabilecek bir uygulama birikiminin olduğunu gördüm. Güreş pedagojik bir disiplin, bir eğitim, bir sanattır. Yani formasyon söz konusudur, biçimlenme söz konusudur. O yüzden elit sporcu, elit antrenör yetiştirir yaklaşımıyla hiç sonu gelmeyecek bir bilgi arayışı içinde olmalıyız. Einstein dediği gibi atomu parçalamak ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur demiş. Benim bir arkadaşımız olarak tüm ilişkilerimizde birbirimiz hakkındaki ön yargıyı kaldırmamızı tavsiye ederim. Bu da ancak böyle sık sık bir araya geleceğimiz seminerler sayesinde olacaktır. Konuşmamın son bölümünde yine bir örnek vermek istiyorum. Dünyaca ünlü trompetçi Neil Armstrong'a sormuşlar ya da yine çok iyi bir müzisyen kendisine gidip notaları aynı nota olduğunu, trompetin aynı trompet olduğunu ama neden kendisinin Armstrong kadar çalamadığını söylediğinde Armstrong'un cevabı şu olmuş: ben ruhumu üflüyorum. Ben de söylemek istiyorum ki hiç kimse Türk gibi güreşemez. Saygılarımla. Sayın Muhammed Bodur Beyefendi, teşekkür ediyoruz. Şimdi de gerçekten bu seminerlerin düzenlenmesi ve bundan sonrakileri organizasyonun baş mimarlarından Sayın, tabii ki bu arada Başkan Osman Şansal'ı da söylemekte yara var. Onun adına Sayın Mehmet Kılıç Beyefendi, buyurun. Güreş Federasyonu adına katılımcı bütün arkadaşlarıma burada geçirdikleri zaman,
ortaya koydukları emek için ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen kendi aranızda konuşmayın. Konuşacak arkadaşlar lütfen dışarı çıksınlar. 2003 yılı Güreş Federasyonu için bir eğitim yılı olacaktır diye baştan koymuştuk. Şu anda bu faaliyetin devamını uluslararası antrenör eğitim seminerini gerçekleştirdik. Davetli olarak katılan, organizatör olarak katılan arkadaşlarım gerçekten yoğun bir çaba içinde oldular. Ve ortaya Muhammed Hoca'nın da söylediği gibi bir fikir alışverişi çıktı. Daha iyi şeylerin çıkacağı, daha iyi ortamları sağlamak da bizim işimiz. Burada bulunan arkadaşlarımın bir kısmı çok aktif bir şekilde çalışmalara katıldılar. Kendilerini gösterdiler. Hatta panel veren ya da organizatör konumu olan arkadaşlar kadar faaliyete etkileri ve katkıları oldu. Bir kısım arkadaşlarım ise dinleyici olmaktan başka ya da burada fiilen bulunmaktan başka bir katkıları olmadı. Biz bu eğitim seminerinin sonucunda milli takımlar düzeyinde stajyer antrenör tespitini yapmak üzere bir hazırlık da yapmıştık. Sizin burada aktif olarak ortaya koyduğunuz katılım, sizlerin stajyer antrenör olarak milli takımlarda görev almasını, oraya da zaman zaman gelecek yeni nesile bir şeyler öğretmesini ortaya çıkaracak bir durumdu. Biz bunları baştan konuşmadık. Sebebi de katılımın doğal olarak nasıl olması gerektiğini görmekti. Bu neticeyi elde etmiş bulunuyoruz. Yani hangi arkadaşlarımızın, hangi bakış açısıyla, hangi çabayla, demin yine Muhammed Hoca'nın söylediği gibi ruhunu üfürerek mi geliyor, yoksa sadece çalgı mı çalıyor? Bunları bize gösteren bir ortam oldu. Bunları bilmenizi istiyorum. Diğer yandan, böyle bir çalışmada zaman ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antrenör arkadaşlarımın işi, sporcu yetiştirmek, sporcularını performans anlamında olimpik sporcu olarak geliştirmek. Ama daha önemli olan şey, onların misyonu güreşin yaygınlaşmasını sağlamak. Buradan giden her arkadaşımın gittiği bölgede sporun yıldızı, güreşin yaygınlaştırıcısı olacağı umuduyla ben sizlere bundan sonra başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de Dilek Hanım, tesis telefon sizde değil mi? Tesis mikrofon. Şimdi de bu seminerin düzenlemesinde emekleri olan değerli arkadaşlardan Sayın Haluk Koç, Sayın Akif Bilim, Sayın Ali Tokuz, Sayın Yakup Topuz, Sayın Muhammed Budur, Sayın İsmail Nizamoğlu, Sayın Avni Tarhan Beyefendi'ye, Mehmet Bey siz böyle alabilir misiniz? Teşekkür belgelerini Mehmet Kılıç Bey, Osman Şansal adına takacak. Dilek Hanım sizi oradan hazırlayın. Gençlik Spor Vakfı tesislerinde gerçekten beklediğimizin üzerinde çok büyük ilgi gördük. Yardımlarını esirgemediği için Sayın Başta Feyzullah Zeren Beyefendi ve Gençlik Spor Vakfı'nın adına teşekkür belgemizi Sayın Mehmet Kılıç Osman Şansal adına verecek. Buyurun efendim. Aynı zamanda Gençlik Spor Vakfı'nın teşekkürünü takdim edelim. İsmail Bey, içeri. İsmail Bey. Buyurun efendim. Sayın İsmail Mokan Beyefendi, Yönetim Kurulu Üyesi, Gençlik Spor Vakfı. Seminerin
fikrinin ortaya atılması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlanması açısından içimizde en büyük katkı bulunan arkadaşıma hepinize de teşekkür ediyorum. Sayın Haluk Koç. Yaklaşık 25 yıldan beri hocam. Ve burada ortaya koyduğu performansı biz öğrenciyken ortaya koymayı bize o öğretmişti. Teşekkür ederim. Beslenme dersi veren teorik derslerle ilgili tüm bilgiler size kısa bir zamanda kitap şeklinde sunulacak. Arz ederim. Teşekkür belgesi Mahmut Bey'e veriyoruz. İletilmek üzere. Hocam rahatsız olmayın. Sayın Turgay Renklikurt, teşekkür belgesini Sayın Mehmet Kılıç Beyefendi'ye veriyorum. Sayın Hikmet Al ve Sayın Fezair Tatlıdil, bu iki arkadaşımızın organize olmasında Sayın Mehmet Kılıç'ın emekleri büyük. Şu andaki dağıttığımız tişörtleri de Güreş Federasyonu adına Mehmet Kılıç girişimleriyle Sayın Hikmet Al ve Fezair Tatlıdil'in teşekkürlerini Mehmet Bey'e veriyorum. Bize değişik manzaraları burada arz etti. Çok sağ olsun. Hacettepe Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Velittin Balcı Beyefendiniz. Teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi. Mehmet Budur Beyefendi, buyurun. Evet, organizasyonda gerçekten emekleri oldu. Sayın Erkan Alkın Bey'in teşekkürüyle yine Sayın Yakup Topuz Beyefendi'ye rica ediyoruz. Kurallarla ilgili bizi gerçekten bilgilendiren Sayın İbrahim Cücioğlu'nun teşekkür belgesinde hem hocası aynı zamanda Sayın Haluk Koç Beyefendi'ye veriyoruz. Buyurun. Spor Eğitim Dairesi'nden iki tane arkadaşımızı yolladı sağ olsun burada. Antrenör yönetmelikleri, kademeleriyle ilgili bize bilgiler sundular. O iki arkadaş adına Eğitim Dairesi'nden ilgili Şube Müdürü Sayın İhsan Mert Bey'e teşekkürünü Sayın Ali Tokuş Beyefendi'ye veriyoruz. Ve en son liderlik vasfı, Güreş Federasyonu stratejik planlı hazırlanmasına ve diğerlerinde emekleri olan Güreş Federasyonu As Başkanları'ndan Sayın Yalçın İpbüken Beyefendi'nin teşekkür belgesi Sayın Mehmet Kılıç Beyefendi'ye takdim edilmek üzere veriyorum. İlk ondan başlıyoruz. Belgelemek lazım tabii. Bununla ilgili bir sertifika hazırlandı.
Sertifikada da Sayın Altu İstanbulluoğlu'nun emekleri büyüktü. Yani bu sertifikayı hazırladı sağ olsun. Sertifika dağıtımına başlıyoruz. Dilek Hanım buyurun. İlk 10 adetini sunmak üzere Sayın Mehmet Kılıç Bey, Osman Şansalı'dan davet ediyorum. Buyurun efendim. Siz okuyorsunuz Dilek Hanım. Sayın İsmail Nizamoğlu Bey. Şurada Sayın Sebahattin Öztürk Bey. Sayın Turan Ceylan Bey. Sayın Kamil Kocaoğlu Bey. Sayın Necmi Gençerk Bey. Sayın Murat Günaydın. Sayın Sezai Işkın Bey. Sayın Ahmet Akbey. Sayın Murat Atmaca Bey. Ve Sayın Yılmaz Arslan Bey. Dilek Hanım, Yılmaz Arslan'dan sonra kesiyoruz. O Murat Atmaca galiba bizdi. Murat Atmaca'yı vermiyor. Ha, tamam. Bundan sonraki ikinci onu vermek üzere Sayın Yakup Topuz Beyefendi'yi rica ederim. Sayın Hüseyin Çolakoğlu Bey. Sayın Muhsin Yıldız Bey. Sayın İsmail Faikoğlu Bey. Sayın Muzaffer Aydın Bey. Lütfen gelir misiniz? Sayın Seçkin Saruhan Bey. Seçkin Saruhan Bey şu anda milli takım kampında. Akif Hocam'a verebiliriz. Sayın Mehmet. Remzi Öztürk Bey. Sayın Yalçın Karapınar Bey. Sayın Hüseyin İlden Bey. 20'de kesiyoruz efendim. Verin efendim. Dilek Hanım orada kesiyoruz mu? Tamam, kesiyoruz orada. Şimdi yurt dışında biliyorsunuz filanın uluslararası kategoride katılan antrenörleri işte Rusya'dan, Amerika'dan, Japonya'dan neyse çağırıyorlar ve onları orada diğer dünyanın değişik yerlerine gelen antrenör arkadaşlara bilgi vermek üzere görevlendiriyorlar. Burada da biliyorsunuz 2002 yılı içerisindeki Roma seminerinde Türkiye adına da serbest güreşte İsmail Nizamoğlu beyefendi çağrılmıştı fil adına. Ve burada da sizlerin de takdirine bırakıyorum. Hem Sayın Mehmet Akif Pirin beyefendi hem de İsmail Nizamoğlu beyefendi bence bize gerektiğinden fazlasıyla yardımcı oldular. Kursumuzun pratik kısmını yönlendirmeye yardımcı oldular. Bu konuda Güreş Federasyonu adına Sayın Mehmet Kılıç Beyefendi, Osman Şansal adına $1000 Sayın İsmail Nizamoğlu'na, $1000 da Sayın Mehmet Akif Prim'e takdim edecekler. Buyurun efendim. Arkadaşlarıma huzurunuza teşekkür ediyorum.
böyle bir çalışmayı yurt dışına yapsalardı bunun karşılığı çok daha fazla olacaktı. Bunları siz de bizim kadar biliyorsunuz. İnşallah bu yılın sonuna doğru milli takımlarda çalışan arkadaşlarımız da aynı şekilde ödüllendirme ya da hak ettiklerinin karşılığı bir nebze de olsa verebilmeyi düşünüyoruz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yardımlarını da burada unutmuyoruz. Sayın Feyzullah Ceren Beyefendi'yi 3. 10 arkadaşımıza sertifikalar vermek üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. Dilek Hanım buyurun. Sayın Mustafa Boylu Bey. Sayın Halil Karaçor Bey. Sayın Nebi Temur Bey. Sayın Elvan Mert Bey. Sayın Nasrullah Baysal Bey, Sayın Temel Yaşar Bey, Sayın İrfan Gülürmak Bey, Sayın Muhammed Oruç Bey, Sayın İbrahim Kavi Bey, ve Sayın Ferhat Gümüştekin Bey. Orada duruyoruz Dilek Hanım. Bu tören bittiğinde arkadaşlar toplu bir fotoğraf alacağız. Bilginiz olsun. Şimdi de teknik kurul üyelerinden Sayın Avni Taran Beyefendi'yi sertifika vermek üzere davet ediyorum. Buyurun. Dilek Hanım buyurun. Sayın Fazlı Cihan Bey. Sayın Hakkı Başar Bey. Sayın Ömer Elmas Bey. Sayın Miktat Bozkurt Bey. Sayın Ahmet Özbege Bey. Sayın Ahmet Ceylan Bey. Sayın Bülent Odabaşı Bey. Öğreneceğim, teşekkür ederim. Dilek Hanım, bundan sonraki arkadaşlar bir kez teşekkür ederim. Ama Dilek şimdi de Sayın Ali Tokuş Beyefendi'yi sertifika vermek üzere teknik kurul üyemiz davet ediyorum. Dilek Hanım buyurun. Sayın İbrahim Polga Bey. Sayın Yılmaz Seven Bey. Sayın Mahir Yazıcı Bey. Sayın Metin Topaktaş Bey. Metin Topaktaş hemen gelecek. Herhalde bir dışarı kadar çıktı. Onu geçelim. Sizin Sayın, elinizde kalsın lütfen. Sayın Ünal Özkan Bey. Ünal Bey'den sonra kesiyoruz. Metin Hoca'yı şeyde doğru.
yanlış gördüm. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Sevgili katılımcılar, genel müdürlüğe bağlı olarak 21 il merkezinde faaliyetini sürdüren güreş eğitim merkezindeki eğitim ve öğretim süren gören 467 sporcu ile bunların 35 antrenör olmak üzere toplam 502 kişiye genel müdürümüzce ve güreş federasyonunca spor malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınan antrenman eşofmanı, güreş ayakkabısı, cross ayakkabısı, güreş mayosu ve ter fanyası malzeme dağıtımı yapılacaktır. Gençlik ve genel müdür ve güreş federasyonu olarak Sayın Mehmet Atalay'ın da katılacağı, Sayın Osman Şansal'ın da katılacağı dağıtım töreni 13 Mart 2003 Perşembe günü saat 10'da Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu düzenlenecektir. Tören tüm görsel ve yazılı basınımız ve sizler davetlisiniz. Bir şey daha okuyorum, sonra törene devam ediyoruz efendim. Bu seneki güreş eğitim merkezi seçmeleri birinci aşama seçme sınavları 24-25 Mayıs 2003 tarihleri arasında ilgili gençlik ve spor il müdürlüklerinde, ikinci aşama seçme sınavları ise 11-14 Haziran 2003 tarihleri arasında Konya ilinde yapılacaktır. Sayın Muhammed Budur Efendi, sertifika vermek üzere buyurun efendim. Sayın Miktat Birer Bey. Sayın İsmail Tor. Sayın Nuri Ayık. Sayın Ömer Kastan. Sayın Ahmet Durna. Sayın Şaban Donat. Sayın Rüstem Koyuncu. Bir tane ben aldım, bir tane var mı? Sayın Mehmet Kalyon. Sayın İlhami Topaloğlu. Bitiriyor mu? Halledeceğim. Dilek Hanım, burada kesiyoruz. Şimdi de Sayın İsmail. Sayın Mehmet Biçici. Sayın Bilal Demirhan. Sayın Metin Kaplan. Sayın Mustafa Şahin. Sayın Berkan Alpay. Sayın Meryem Türkaya. Birini ben aldım, bir tane vardı. Başka yok mu? İki tane vardı. Sende mi şimdi? Yok. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Bir tane oradaydı. Sayın Muharrem Demirel. Burada kesiyorsun Dilek Hanım. Sayın Mehmet Özsoy. Sayın Gürsel Uzunca. Sayın Ahmet Dümenci. Sayın Ergun Tekaklılar. Sayın Nurettin Kurt.
Sayın Cemal Bakır. Sayın Fahri Akçakoyun. Sayın Ömer Suzan. Sayın Ömer Bingör. Hatta başka bir şey. Sayın Temel Bulut. Sayın Ahmet Örel. Sayın Erhan Balcı. Sayın Selman Mülayim. Sayın Muhsin Aksoy. Kontrol edeceğiz. Sayın Uğur Perçin. Patladı mı? Sayın Ayşe Güneri. Evet, tamam. Sayın Halil Geyik. Şimdi bir düzeltme yapıyorum ben. Demin güreş milli takım antrenörü listesinde şehven unutulan, yani sıralama yaparken 5-10 tane sıralamak aşağı sertifikası konmuş. Bir hatadır bu, kabul ediyoruz. Metin Topaktaş'ın sertifikasını Yakup Topuz